Bizim kurultaylarımız 2015 yılından beri 2 gün olarak yapıyoruz. Yarın herhalde burası çok daha oylama dolayısıyla yoğun kalabalık olacak. Bugün aslında 3 ay önce başlayan bir sürecin son dönemecindeyiz. Önce örgütler, ondan sonra ilçeler, bütün kadın gençlik kolları, kongreleri 3 ay içerisinde tamamlandı. Bugün ve yarın da final günü. Sonuçta 12.261 üye, 222 örgüt ve bir o kadar da ilçe, kadın gençlik kolları, yönetim kurulu ve başkanları seçildi. Bu son seçim de parti meclisiyle genel başkan seçimi. Dolayısıyla süreci tamamlamış oluyoruz. Gerçekten çok büyük bir organizasyon. Yarın da 7.000 civarında katılım bekliyoruz. Bu çok büyük organizasyon, büyük bir finalle sonuçlanacak. Ülkemizde heyecan yaratan büyük, önemli bir faaliyet diyelim, Ulusal Birlik Partisi kurultayları. Bu da muhalefette olsun, iktidarda olsun, dikkat ederseniz çok heyecanı, tansiyonu, ülke gündemini meşgul edip yükseltiyor. Bu açıdan da tabii önemli. Biz de böyle bir partinin, demokrasinin, sonuçta demokratik hayatın var siz geçilmez unsuru siyasi partiler. Ulusal Birlik Partisi şu anda ülkenin en büyük partisi. Öyle bir faaliyetin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız ülkemiz demokrasisinin, ülkemiz insanının, öncelikle demokrasinin, sonra ekonominin, refahın sağlanması. Bunun için de muhalefette, iktidarda o görevi yapıyoruz. Peki son tabii ki konuşmaları dinledik. Biraz söylemler sertleşti size karşı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Söylemlerin biraz sertleşmesini. Yani tansiyon biraz yükseliyor aslında. Yok yani zannetmem, çünkü en azından ben germiyorum tansiyonu. Genel başkan olarak dengeli duruyorum. Sonuçta genel başkan eğer germezse başka birisinin bence germesi de çok zordur. Ben o sorumlulukla hareket ediyorum. Diğer arkadaşlarım da öyle. Sonuçta bu bir demokrasi mücadelesidir. Biz demokrasiyi getirmek amacıyla partiye geldik. Dikkat ederseniz daha önce 1000 kurultay delegesiyle yapılan kurultaylar şimdi 12.000 kusur kayıtlı üyeyle yapılıyor. Bunun kaçı katılıyor önemli değil. Sonuçta 7.000, 8.000 ama 12.000 kayıtlı üyesi var. İşte biz tabana yayarak bu demokrasiyi getirmeye çalıştık. Sonuçta demokrasi getirirken kimseye sen aday olma dememiz zaten bizim siyasi görüşümüze aykırı. Ben Ulusal Birlik Partisi kurultaylarının adaylarla, bakın parti meclisine 150 aday var. Adaylarla yapılıp coşkulu olmasını isteyen bir politika düşüncesine sahibim. Dolayısıyla eğer adaysız, baskıcı, sıkıntılı kurultaylar istesem 1000 kurultay delegesiyle o baskıyı, o adaysızlığı ve parti üzerine bir gölge gibi çökmeyi seçerdim. Tam tersi bugünü seçtim. Dolayısıyla söylemler siyasidir. Sonuçta demokrasi gereğidir. Sertleşme üzerinde ona izin vermem. Ama bizim demokrasimizden memnunum. Peki son olarak Ulusal Birlik Partisi üyelerine ne çağrıda bulunuyorsunuz? Ben üyelerimize olabildiğince katılım ve yani 12.000 üyemizin ne kadar çok katılımı olursa o kadar güçlü olur çıkan sonuç. Katılan üyelerimizin oy kullanıp hangi adaya vereceği değil, önemli olan katılıp oylarını kullanması ve güçlü bir şekilde yeni bir yönetimi oluşturması. Burada tabii yarın gerçekten o açıdan önemli bir gün olacak. Ben o yüksek katılımın olacağını da düşünüyorum. Bir de tabii kurultayın şeffaf, düzgün ve düzenli bir şekilde Ulusal Birlik Partisi'ne yaraşır bir şekilde tamamlanması. Peki Sayın Başkan, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgür'ü açıklamalarını izlediniz. Şeffaf ve adil bir kurultay bekliyorum dedi. Tabii ki kurultay üyelerine de, delegelere de katılım çağrısı yaptı. Yarın dediğim gibi burada 12.261 kişi oy kullanma hakkına sahip ve genel başkan da yaklaşık 7-8 bin kişinin oy kullanmasını bekliyorum dedi. Ne kadar katılım olursa o kadar iyi olur dedi. Aynı zamanda tabii ki ben çok adaylı bir kurultay taraftarıyım. Çok aday olmasını istedim. Eğer baskıcı bir kurultay olmasını düşünseydim 1000 kişiyle eskiden olduğu gibi bu kurultayı yapardım dedi. Bunlar önemli mesajlar tabii ki. Sayın Başkan'ın açıklamaları böyleydi ve bütün Ulusal Birlik Partililere çağrı yaptı. Gelin oyunuzu kullanın dedi. Konuşmalar bunlardı.